Bugün insanlık tarihinin en önemli kişiliklerinden biri olan Siddhartha Gautama ya da bilinen adıyla Buda'dan yani aydınlanmış ve uyanmış kişiden bahsedeceğiz. Ama Buda'nın hayatına geçmeden önce doğduğu dönemde dünyanın nasıl bir yer olduğu hakkında biraz konuşmak istiyorum sizinle arkadaşlar. Buradaki zaman çizelgesine göre Buda'nın M.Ö. 563 yılında doğduğunu görüyoruz. Elimizdeki kaynakların çoğu da böyle söylüyor. Ancak bundan 100 ya da 150 yıl sonra doğduğunu düşünen bazı tarihçiler de var. Ama tarih ne olursa olsun, hangisi olursa olsun, bunun vedik dönemden hemen sonra olduğunu söylemek mümkün. Vedik döneme adını Hindistan'a milattan önce 1500'lü yıllarda gelmiş olan Hint Aryan soyundan gelen insanların yazdığı Vedalar verir. Siddhartha'nın doğduğu dönemde Hinduizm'in şekil almaya başladığını söylemek mümkün. O zamanlar bugünkü Hinduizm uygulamaları olarak adlandırdığımız şeylerin hemen hemen hepsi vardı ve Siddhartha böyle bir zamanda doğmuştu. Burada bu da için önem taşıyan bazı yerleri görüyorsunuz. Bu da bugün Nepal'in güneyinde yer alan Lumbini'de doğmuştu ve Bodh Gaya'daki Bodhi ağacı altında meditasyon yapıp aydınlanmıştı. İlk vaazını Sarnat'ta vermiş, Kushinagar'da da ölmüştür. Günümüzdeki Budistler için bu yerlerin ziyaret edilmesi hac olarak kabul edilir. Evet, bu da Lumbini'de doğmuştu yine Lumbini'de doğan annesinin ölümünden sonra teyzesi tarafından yetiştirilen Buda'nın babası bazı kaynaklarda bir kral olarak geçer. Babası genç Siddhartha'ya iyi bir yaşam ve olanaklar sunmuştu. Siddhartha 20'li yaşlarına geldiğinde evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştur. 29 yaşındaysa yaşadığı yerden ayrılıp babasının ona sağladığı korunaklı hayattan başka bir hayat olduğu gerçeğiyle yüzleşmiştir. Yaşlılığı, hastalığı ve yoksulluğu görmek onu hayretler içinde bırakmış ve dünyada neden bu kadar acı olduğunu sorgulamaya etmiştir. Ve yine 29 yaşındayken doğruyu aramaya ve evreni olduğu gibi anlamaya karar vermiştir. Bu arada Sitarta'nın Hindistan'da yaşadığını unutmamak gerekir. Hindistan'daki ibadet şekli ormana gidip gerçekliğin doğası hakkında mokşaya ulaşmak için meditasyon yapmaktı. Siddhartha da ormana gider ve bu şekilde meditasyon yapmaya başlar. 6 yıl boyunca ormanlarda dolaşır. Ailesini ve tüm varlığını geride bırakmıştır. Hindu gelenekleri kapsamında her şeyi geride bırakma geleneğini izleyerek kendisini de susuz ve yiyeceksiz bırakmış ve neredeyse ölme noktasına gelmiştir. 35 yaşında şu anda Bodh Gaya olarak bilinen Gaya şehrine gelir. Ve buradayken de daha sonradan Bodhi ağacı olarak adlandırılacak olan kutsal bir incir ağacı altında meditasyon yapmaya başlar. Bu meditasyonu 7 gün sürer ve 7. günde de aydınlandığını fark eder. Budist geleneklerine göre o günden sonra uyanmış olan anlamına gelen Buda olur. Bunu izleyen 49 gün boyunca kimseyle görüşmez. Ama daha sonra Sarnat'a doğru yola çıkar. Orada kendisini daha önce yüzüstü bırakmış eski öğrencilerinden beşi ile karşılaşır. Ama öğrencileri bu sefer Sidarta'da bir değişiklik olduğunu ve onun Buda olduğunu fark ederler. Buda onlara ne gördüğünü ve neler keşfettiğini anlatmaya başlar. Bu Buda'nın zamanındaki dil olan Palice bir kelime olan Damma, Çakka, Pavva, Tana, Sutta'dan bir alıntı. Bu kelimeyi damma ya da darma tekerleğini harekete geçirmek olarak çevirebiliriz. Hinduizmde darma, hayat boyunca izlenmesi gereken kozmolojik bir yasadır. Budizmde de damma ve darma da aynı anlama gelir ve e, yani aynı anlama gelirler ama aynı zamanda Buda'nın öğretileri anlamında da kullanılabilirler. Bunu da ekleyelim. Buda'nın Sarnat'taki ilk sözleri ilk öğretisi olarak kabul edilmiştir. Şimdi alıntıyı okuyalım. İlerlemiş birinin teslim olmaması gereken iki uç vardır. Hangi ikisi mi? Duyularımız aracılığı ile deneyimlediğimiz ve duyusal zevkler duymamızı sağlayan temel, bayağı, alışılmış, kalitesiz ve faydasız olanlar ve insanın kendi kendine acı duymasına yol açanlar, ızdırap verici, kalitesiz ve faydasız olanlar. Bu iki ucu engellemek demek orta yolun sakin doğrudan bilgiye, uyanışa ve özgürleşmeye götürmesi anlamına gelir. Burada Buda'nın ilk kez orta yoldan bahsettiğini görüyoruz. Bu arada aynı zamanda Hindu inanışlarıyla da aynı doğrultuda olan şeyler söylediğini görüyoruz. İnsanın kendisini temel, bayağı, alışılmış, kalitesiz ve faydasız olan duyusal zevklere adamaması gerektiği, ve bunu yaparken de aynı zamanda diğer uçtan, yani insanın kendi kendisine acı duymasına yol açan şeylerden de kaçınması gerektiğini söylüyor. Bunları yapmak kimseyi doğruluğa ulaştırmaz. Bu da Damma, Çakka, Pavva, Tana, Sutta'da daha sonra dört yüce gerçekten bahseder. Keşişler, işte bu acı çekmenin asil gerçeğidir, yani dukkadır, doğum acıdır. Yaşlanmak acıdır. Ölüm acıdır. Üzüntü, matem, ızdırap, sıkıntı ve çaresizlik acıdır. Hoşlanmadığın ile bir araya gelmek acıdır. Hoşlandığından uzak kalmak acıdır. İstediğine ulaşamamak acıdır. Birinci yüce gerçekte e, dukka yani acı kavramını anlatıyor ve bu tanımı genişleterek acıyı sadece üzüntü, matem, ızdırap, sıkıntı ve çaresizlik olarak sınıflandırmayarak geçici olan şeylerin peşinden gitmenin ya da onları arzulamanın da acıya sebep olacağını söylüyor. Ve bu keşişler acı çekmenin sebepleri ile ilgili yüce gerçektir. Daha fazlasını istemek, tutku ve hazla birlikte orada ve burada zevk peşine düşmek yani duyunun hazlarına yönelik açlık, varoluş isteği, yok olma isteği. Yani deneyimlenen acının kaynağı arzulamaktır. Geçici olan şeyleri arzulamak. Bu da devam ediyor ve bu keşişler acıyı sona erdirecek yüce gerçektir. Feragat, bırakma, vazgeçme, istek ve arzuları geride bırakma. Burada bu da acı çekmenize gerek yok, bundan kurtulmanın bir yolu var, diyor. Ve üçüncü yüce gerçeği işte bu şekilde isteklerden ve arzulardan arınma olarak tanımlıyor. Son kısma gelelim. Ve bu da keşişler, acının sona ermesini sağlayacak yolun yüce gerçeğidir. Yani acıyı dindirecek bir şekilde nasıl yaşanması gerektiğini anlatıyor. Sekiz aşamalı asil yol. Bu bahsettiği sekiz aşamalı asil yol, Budizm'de sıklıkla yer verilen kavramlardan biridir ve acıdan ve dukkadan kurtulmak için yapılması gereken doğruları açıklar. Bakalım onlar neymiş? Doğru görüş, doğru niyet, doğru konuşma, doğru davranış, doğru geçim, doğru çaba, doğru düşünce ve doğru odaklanma. Bu ise dammaya giden yol olarak çevirebileceğimiz damma padadan. Bu da diyor ki, bugünkü yaşamımız dünkü düşüncelerimizin, Yarınki yaşamımız da bugünkü düşüncelerimizin eseridir. Yaşam, aklın eseridir. Bu da aslında Budizmin temelindeki fikirlerden biri. Ayrık olduğumuz hissi tamamen düşüncelerimizin bir sonucu ve her şey kafamızda olur biter. Süreksiz düşüncelerden daha kalıcı olduğunu düşündüğümüz fiziksel gerçeklik tamamen kafamızdadır ve kendimizi ayrı hissetmemizde bir yanılsamadır. Yine Upanishad'larda gördüğümüze çok yakın olan bir başka fikir. Son olarak bu da hayatı boyunca düşünmüş ve Kushinagar'da ölmüştür. Ama Budizm'in ilerlemesini ve Hindistan'ın dışına taşınmasını sağlayan kişi Mayurya İmparatoru Ashoka'dır. Aşoka hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse, Aşoka Budist olduktan sonra Budizmi desteklemeye başlıyor, tapınaklar inşa ediyor ve misyonerlere destek olarak Budizmin Avrupa ve Çin'e yayılmasına yardımcı oluyor. Bu da tabii ki Budizmin merkezindeki figür. Ama Budizmin tüm dünyaya yayılmasını sağlayan kişi de Aşokadır.